Evet arkadaşlar, bugün de geometriye geçtik. Çemberde açı ve uzunluk kavramlarıyla ilgili sorular çözeceğiz. Yine Milli Eğitim'in kitabının 190. sayfadaki 3. soruyla başlıyoruz. Uzunlukla ilgili bir sorumuz. Bize verilenler, O merkezli bir çember, AB ve CD kirişlerinin birbirine dik olduğunu vermiş. Burada 4, 6, 2 ve 12 uzunluklarını verip bize çemberin çapının ne olduğu soruluyor. Şu anda bunu merkezden kirişe indirdiğim dik uzaklık daima kirişi iki eşit parçaya böler. Şu kirişimizin uzunluğu 10 birimse şu parça 5, bu parça 1 birimdir şeklinde ayırabilirim. Yine aynı şekilde merkezden kirişe indirilen dik, şu kirişimiz 14 birim, burası 7 birim, buraya 5 birim şeklinde parçalara ayırabilirim. Yarı çapımız merkezden çember üzerindeki bir nokta. Yani şurası 5 birim, burası 5 birim çünkü şunlar birbirine eşittir. 5, 5 ikizkenardaki üçgen yarı çapımız 5 kök 2 birim. Çapımız 10 kök 2 birimdir. Yine aynı sayfada 4. sorumuz. Bu sefer bize AB ve CD kirişlerini vermiş. AB kirişinin 2 katının CD kirişinin 3 katına eşit olduğunu. Merkezin AB kirişine dik uzaklığının 2 birim. Yine merkezin CD kirişine dik uzaklığının 7 birim olduğu bilgisi verilmiş. Ve çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Öncelikle şunlara baktığımız zaman oranları buranın 3 kat, buranın 2 kat olduğu söylenebilir. Bunu kirişler üzerine yazdığım zaman AB kirişinin tamamına 3 kat, CD kirişinin tamamına 2 kat verdiğim zaman merkezden kirişe indirilen dikme kirişi 2 eş parçaya ayırır. Aynı şekilde CL ile DD de birbirine eşit olacak. 3K2'ye böldüğüm zaman kesirli bir ifade çıkar. Bu da benim işlemlerimde bana zorluk çıkarır. O zaman ben bunları 3K yerine 6K alsam, 2K yerine 4K alsam, AB'yi iki parçaya ayırdığım zaman 3K, 3K, CD'yi iki parçaya ayırdığım zaman 2K, 2K şeklinde yazdığımda O'dan B'ye, O'dan D'ye yarı çapları çizdiğim zaman burada iki farklı üçgen ve iki farklı Pisagor teoreminden denklem elde edeceğim. Birinci denklem, R'nin karesi eşittir 2'nin karesi artı 3K'nın karesi. İkinci denklem, R'nin karesi 7'nin karesi artı 2K'nın karesi. R kare R kare her ikisi birbirine eşit olacağına göre 4 artı 9K kare 49 artı 4K kare. Buradan 5K kare eşittir 45. K kare eşittir 9. K eşittir 3 bulunur. Uzunluk olduğu için bunun eksi değerini almıyoruz. Eğer K 3 ise istediğiniz denklemde birinde yerine koyduğunuz zaman R kare eşittir 4 artı 3 kere 3 9. 9'un karesi. R kare eşittir 85. R eşittir kök 85'tir. Evet, 6. soruda O merkezli çember bunun içerisinde paralel CD ve AB kirişlerini vermiş. AB kiriş 12 birim, CD kirişi 16 birim. Burada OC ve AB'nin birbirine dik olduğu bilgisi verilip bizden bu çemberin çapının ne olduğu soruluyor. Burada yapmamız gereken şey merkezden kirişe indirilen dik doğru. Kirişi daima iki eşit parçaya böler 6, 6. Yine aynı şekilde merkezden kirişe indirilen dik doğru kirişi iki eşit parçaya böler 8, 8. Bu şekle baktığınız zaman CD ile AB birbirine paralel olduğundan şunların ikisi de dik olduğu için burada doğrusallık vardır. Doğrusallık olduktan sonra burada benzerlik yapacaksınız. Nasıl bir benzerlik? Alfabeden sevdiğimiz iki harf. Eğer ben buraya A açısı dersem, burası 90 derece, burası B açısı olursa, A artı B açısının 90 derece olduğunu görürsünüz.
Aynı şekilde burası 90 derece ise şuranın A açısı buranın 90 derece olduğunu biliyorsanız burası da B açısıdır. AB 90 bu iki üçgen birbirine benzerdir. Eğer bu ikisi birbirine benzerse eşit açıların karşısındaki kenarlar birbiriyle orantılıdır. Burada şunu görebilirsem eğer 90 derecenin karşısı yarıçap, 90 derecenin karşısı yarıçap. Benzer üçgenlerde eş açıların karşısındaki kenarların birbirine eş olduğunu söylersem benzerlikten daha öte eşliği göstermiş olurum. Böylece A'nın karşısı 6 ise A'nın karşısı burası 6. B'nin karşısı burada 8 ise B'nin karşısı burada 8. Bu şekilde söyleyebiliriz. Buradan da R eşittir 6, 8, 10 üçgeninden yarıçapın 10 olduğunu, çapında 20 olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi sayfa 209'da birinci soru, çemberde açılarla ilgili bir soru. Burada şekil çok karışık gibi görülüyor. Verilenlere bakalım. O merkez ve bu O merkezde OB, OC yarıçaplar arasındaki açı 62 derece. AE ve AD kirişleri arasındaki açı 18 derece. Bize sorulan şey EC ile DB kirişlerinin kesiştiği yerdeki alfa açısı. Bunu yapabilmenin yolu merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir 62 derece. Çevre açı gördüğü yayın yarısıdır 36 derece. Eğer formül ile yapmak istersem iki kiriş arasındaki açı yani şu açı gördüğü yayların toplamının yarısıdır. Buradan 98 bölü 2 o da eşittir 49 derece olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuz yine çemberde açı ile ilgili. Verilenlerimiz çember içerisinde yine kirişlerimiz var. Bu sefer dışından iki kesen arasındaki açı bize soruluyor. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi, geometri sorularında mutlaka soruların yanında verilen bilgiyi okumanız gerekiyor. Şurada EB dik AC diye bir ifade var fakat soru üzerinde bu gösterilmemiş. EB AC şuranın bize 90 derece olduğunu söylüyor. 30 derece ise şurası 60 derecedir. Buradan bu açıların gördüğü yay uzunlukları şurası 60 derece, şurası 120 derece, şurası 140 derece. Çemberin çevresinin tamamı 360 derece ise 140, 60 daha 200, 120 daha 320, şu yayın 40 derece olduğunu görürüz. O zaman iki kesen arasındaki alfa açısı büyük yaydan küçük yayın farkının yarısıdır dersek alfa eşittir 40 derece olur. Evet arkadaşlar, üçüncü sorumuz yine çemberde açı sorusu. Verilenler KD teğetini vermiş. Yine içerideki kirişler ve iki kiriş arasındaki açı. Biraz evvel söylemiştik. Çember içerisindeki kesişen iki kiriş arasındaki açı gördüğü yayların toplamının yarısıdır. Yani benim şu yayın ölçüsüne ve şu yayın ölçüsüne ihtiyacım var. 40 derece çevre açıdan bu yayın 80 derece olduğunu, 60 derecelik kiriş teğet açıdan şu yayın 120 derece olduğunu bulursam alfa eşittir gördüğü yayların toplamının yarısından alfa eşittir 100'dür. Evet arkadaşlar, dördüncü sorumuz yine çemberin dışında iki tane kesen fakat bu sefer kesenlerimizden bir tanesi çemberin merkezinden geçiyor. Diğeri üst tarafından geçiyor ve arada alfa açımızı bize soruyor. Ekstradan bilgi olarak bize ED yayının DC yayına eşit olduğu bilgisini vermiş. ED yayı
ve DC yayı burası. Şimdi alfa ise şu yayımız 2 alfadır. Bu iki tane eşit olan yaya kendimiz bir isim verelim. Ne verelim? X, X verirsek. Birincisi 2X artı 2 alfa eşittir 180 derece. X artı alfa 90 derecedir. İkincisi, kesen arasında kalan açı büyük yaydan küçük yayın farkının yarısıdır bağıntımızdan. X eksi 2 alfa bölü 2 eşittir 15'ten. X eksi 2 alfa eşittir 30 elde ederiz. Bu denklemleri alt alta yazdığımızda üst taraftakilerin işaretini değiştirdiğimizde eksi artı eksi 3 alfa eşittir 60, alfa eşittir 20 derece buluruz. Evet arkadaşlar, 5. sorumuz. Verilenler O merkezli çember, BC yayının DE yayının 5 katı olduğu bilgisi bize verilmiş. Ben eğer DE yayına X dersem, BC yayı 5X demektir. EFB açısı, EFB açısı şurası. CFB'nin 3 katı. CFB. Buranın 3 katı bize bilgi vermiş. O zaman ben CFB'ye, ben şuraya Y dersem, şurası 3Y olur. Bakın burası bir doğru açıdır. 3Y artı Y eşittir 180'den, 4Y eşittir 180, Y eşittir 45 olur. Eğer Y 45 ise şurası 45 derece. Çemberde iki kiriş arasında kalan şu açı 45 derece, gördüğü yayların toplamının yarısıdır. Yani 5x artı x bölü 2 eşittir 45, 6x eşittir 90, 6x eşittir 15. X 15 ise 5x 75 derece. 5x eşittir 2 alfadan, alfa eşittir 37,5 derecedir. Evet arkadaşlar, bu da 6. sorumuz. İki tane çember, bunlar birbirlerini kesiyorlar. Küçük çemberin merkezi büyük çemberin üzerinde. Büyük çember üzerinde DC ve BC kirişleri arasında kalan açı 20 derece. Küçük çemberde AD ve AB kirişleri arasında kalan alfa açısı bize soruluyor. Büyük çemberdeki bu açıyı küçük çembere taşıyabilmek için O merkezinden DY ve BY birer kiriş çiziyoruz. OD, OB kirişlerini çizdikten sonra ODCB dörtgeni kirişler dörtgeni olur. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı daima 180 derece olduğu için DOB açısının 160 derece olduğunu görürüz. Daha sonra O merkezli küçük çemberde OD ve OB yarıçap olduğu için yarıçap arasındaki açı 160 derece olduğundan merkez açı olur ve DB yayının 160 derece olduğu görülür. AD ve AB kirişleri arasında kalan alfa açısı çevre açı olduğundan dolayı alfa eşittir 80 derece olur.